Merhabalar, hoş geldiniz. Yeni bir Kafa Topu 2 videosu ile sizlerin karşısındayım. Sıfırdan Kafa Topu 2 serimizin ikinci bölümüyle yola devam ediyoruz arkadaşlar. Ekranda görmüş olduğunuz üzere yeni açtığımız hesaptayız. 3-5 maç atıyorum. Şimdi bu videoda yine biraz böyle daha hızlı nasıl gelişebiliriz? Özellikle yeni başlayanlar veya yeni hesap açanlar için. Hani oyunda daha hızlı bir şekilde ilerlemek için neler yapmamız gerekiyor? Dilim döndüğünce, bilgim yettiğince size bir takım açıklamalarda bulunacağım. Şimdi şunu da söyleyeyim. Bu seriye başlamayı çok istiyordum arkadaşlar. Uzun zamandır, yaklaşık 2 yıldır kafa topu oynuyorum ve 1 yıldır videolarını çekiyorum. Yani kanalımda böyle bir serinin olmasını çok istiyordum ama biraz tedirgindim. Acaba izlenir mi, izlenmez mi? İşte sevilir mi, sevilmez mi şeklinde. Gayet güzel yorumlar geldi. Aslında ben sadece yeni başlayanlara yönelik bir video programı hazırlayacaktım ama gördüm ki hani yorumlardan, mesajlardan falan, yani canı çekip sıfırdan hesap açmak isteyenler bile olmuş. O açıdan hepinize teşekkür ediyorum. Bu arada hemen kısaca bir hatırlatayım. Videoyu beğenmeyi lütfen ihmal etmeyin. Yeni gelen arkadaşlar da kanala abone olurlarsa çok mutlu olurum. 5000 aboneye doğru hızla ilerliyoruz. Şimdi arkadaşlar, İlk olarak taraftar mevzusundan bahsetmek istiyorum. Şu taraftar çılgınlığı bir türlü bitmedi gitti. Bakın, stadyum 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane stadyum ve 10. stadyumu geçebilmek için toplamda 100.000 taraftarınız olması gerekiyor. Çok güzel bir program. Tamam, 10 numara, 100.000 taraftara kadar kasalım. 100.000 taraftardan sonra hiçbir anlamı yok arkadaşlar. Sadece bir tane liste var. Yani size herhangi bir şekilde bir artısı olmuyor. Hatta taraftar kasmanın eksisi oluyor. Bunun üzerine birazcık konuşmak istiyorum. Neden olduğunu çoğu kişi biliyordur. Bilmeyenleri de açıklamış olacağım. Şimdi bakın arkadaşlar, bir tane liste var. Burada birinci 121 milyon taraftarla birinciliğine devam ediyor. Ve sürekli değişiyor bu. Yani 2-3 ayda bir birinciler, ikinciler, üçüncüler sürekli değişiyor. Çünkü zaten hani standart bir hale getirmek imkansız denecek kadar zor. Çok fazla vakit ve nakit harcadıklarını hepimiz biliyoruz. Şimdi 100.000 taraftara kadar kasacağız dedik arkadaşlar. Çünkü o zaman maç başına kazandığımız altın daha fazla oluyor. Yani bir amacımız var. Bakın 2000 altın veriyor ama bizim şu anda bulunduğumuz stadyumda efendime söyleyeyim 650 altın veriyor. Arada bayağı bir fark var. Peki zararı ne? Yani taraftar kasmanın zararı ne? Şubat 2020 verilerine dayanarak söylüyorum. Belki bu videoyu 2-3 yıl sonra bile izleyecek olanlar olabilir. O zamana değişirse artık onu o günün şartlarıyla tekrardan değerlendiririz. Şimdi arkadaşlar, şuradan gireceğim muhabbete. Biraz uzattım farkındayım ama anlayacaksınız. Yeni hesabımızı açtık, İlerledik falan filan, neyse. Bize ne lazım? Arkadaşlar, oyundaki en büyük amaç karakterleri açmaktır. Bakın, bizim şu anda hiç efsanevi karakterimiz yok. Bir tane Siren var. O da zaten kariyer modundan geldiği için onu bir an önce açtık. Peki karakter açmak için bize ne lazım? Paket almak lazım arkadaşlar. Paketler nedir? Elmastır. Peki elması biz nasıl alacağız? Ya fahiş fiyatlardan, bakın altını çiziyorum, fahiş fiyatlardan elmas satın alacaksınız. Ya da ligde birinci olacaksınız, ikinci olacaksınız, üçüncü olacaksınız. Şimdi buradan taraftar mevzusuna bağlayacağım. Şu anda arkadaşlar sistemde, ligde 50 kişi var ya, bu 50 kişinin neredeyse tamamı hemen hemen aynı taraftar sayısındaki rakipleriniz olacak. Yani dolayısıyla taraftar sayınız arttıkça daha çok zorlanacaksınız elmas kazanmak için. Bu yüzden karakterlerinizi açmak da çok daha zor olacak. Bu yüzden yeni başlayan arkadaşlara tavsiyem şudur. 100.000 taraftara ulaşmaya çalışın. Ama mümkünse kariyerde ilerlemeyin arkadaşlar. Bakın ben şu anda kaç? 48 tane maç atmışım. Ne ara atmışım 48 tane maç? Çok enteresan. Bu kadar attığımın bile farkına varmamışım. Ayrıyetten bir %60 taraftar geldi. Benim şu anda ona bile moralim bozuluyor. Şimdiki aklım olsa kariyere hiç dokunmazdım arkadaşlar. Çünkü lig kolay gelsin. Kolay galibiyetler alın. Kolay birincilikler alın. Daha çok elmas kazanın kısa bir sürede. Ve daha çok karakter açın. Bir kere ilk strateji bence bu şekilde olmalı. Onun haricinde ne yapıyoruz işte? Özel güçlerimizi yükseltiyoruz, slotlarımızı açıyoruz falan filan. Şimdi bir yandan maça girerken, şurada hatta bir de şey var. Bu video birazcık uzun olsun istiyorum. Şuradan bir iki kat altınımı alayım, bir de üç kat puanımı alayım. Puan kasın arkadaşlar, etkinlikleri kaçırmayın. Bakın burada çok güzel etkinlikler veriyor. Şimdi yiğidi öldürelim, hakkını yemeyelim. Bakın iki tane efsanevi paket. Şampiyonlar turnuvasından sürekli paket çıkıyor. İşte günlük hediyelerdir falan filan. Yani bunları tamamlamaya çalışın. Ama minimum ölçüde taraftarla. Unutmayın, yani taraftarınız ne kadar yüksekse oyun deneyiminiz de o kadar zorlaşacaktır.
karakterleri açmak o kadar zorlaşacaktır. İlk başlarda belki bunu çok fazla fark edemeyeceksiniz. Hani mesela atıyorum 1 milyon o nasıl bir karakter lan? İlk defa denk geliyor bana bu karakter. Daha önce hiç görmedim. Neyse oynayalım bakalım. Yeni mi geldi bu? Lan ne diyeceğimi de unuttum. Şaşırdım bayağı. Neyse. İlk başta belki fark etmeyeceksiniz. Mesela 1 milyon taraftara kadar mesela sıkıntı çıkmayacak ama ondan sonrasında şöyle bir sıkıntıyla karşı karşıya kalacaksınız. Aynı hesabı 3-4 kişi kasan kişiler var. Yani bunu hepimiz biliyoruz. Oyunu oynayan herkes biliyor bunun farkında. Ve bir şey de diyemezsiniz adamlara. Kızmıyorum ben. Yanlış anlamasın kimse. Onlarla rekabet etmeniz imkansız denecek kadar zor olacak. Ligde birinci olamayacaksınız. Elmas kazanamayacaksınız. Bu yüzden en azından ilk başlarda en azından böyle 40 seviye efsanevileri tamamlayana kadar taraftar kasmayın arkadaşlar. Bak şöyle bir şey olsa mesela çok güzel olurdu. Hani bilmiyorum izleyen var mı? Masamo ekibinden izleyen varsa hani kişisel naçizane tavsiyemdir. Oynadığım çoğu oyunlarda bu böyle. Taraftar yükseldikçe mesela maç başına kazandığımız altın artsın. Atıyorum 1 milyon taraftarın üstü 3000 altın alsın maç başına. İşte 5 milyonun üstü 5000 altın alsın bir maç başına. Böyle bir şekilde amaca bağlarlarsa bu taraftar mevzusu bence daha sağlıklı olacaktır. Bir diğer mevzu da şey. Level var ya 50 levele kadar çıkıyor. 50 levelden sonra herhangi bir ilerleme göstermiyor. Bence bu da ne bileyim geliştirilebilir ya. Neden yani 500 levele kadar çıksın? Mesela oynayanlar bileceklerdir. Clash of Clans'te 500 levele kadar çıkılıyor ve çok zor arkadaşlar. Hani böyle yani 2-3 ay oynamayla falan çıkamazsınız. Yıllarca oynamanız gerekiyor. Dolayısıyla ne oluyor? Oyunda bir amaç oluyor. Şimdi çoğu kişi bilir, izleyenlerin %90'ı bilir bunu ama hani bir %10'luk kısım vardır beni daha ilk defa izleyenler. Yaklaşık 2 yıldır oynuyorum. Hani her anlamıyla max bir hesabım vardı. Yani bu hesabı açtıktan sonra şunu fark ettim. Arkadaşlar şu anda daha çok keyif alıyorum Kafa Topu 2'den. Neden? Ya çünkü bir amacım var. Hani nasıl bir amacım var? İşte taraftar değil. Paketleri açmam lazım, karakterleri çıkartmam lazım, özel güçleri yükseltmem lazım, altın lazım, DP puanı lazım mesela. Hani bunlar keyif verici şeyler. Ama maxlandıktan sonra yani 40 seviye bütün efsanevileri açtın, işte bütün özel güçlerini 10. seviye yükselttin. Ondan sonra hiçbir şey yok. Oyunda hiçbir şey yok. Yani böyle bizi kâra geçirecek, böyle oyuna bizi bağlayabilecek hiçbir şey yok. Hatta o yüzden size birazcık tavsiyede bulunabilirim. Yani sıkıldıysanız yeni hesap açın arkadaşlar. Gerçekten keyifli oluyor. Ben uzun zamandır, gerçekten belki aylar oldu. İlk defa Kafa Topu 2'yi heyecanla oynuyorum, keyifli oynuyorum yani. Hani siz de bir denemek isterseniz açın bir hesap. Ne demek istediğimi daha iyi anlayacaksınız yani. Bu arada güzel gidiyoruz. Hiçbir sıkıntı yok. İlk maçı aldık. Bu maçı da alacağız. Mesela Clash of Clans'te çok güzel bir sistem var. Orada kupa var mesela. Kafa Topu 2'de de var ama yine bir işe yaramıyor. Mesela o oyunlarda hani büyük oyunlarda atıyorum 1000 kupadaysanız size 1000 altın veriyor. Ama mesela 4000 kupaya çıkarsanız ganimet bonusu olarak atıyorum 400 bin altın veriyor arkadaşlar. Yani kupanız yüksek oldukça kazancınız da artıyor. Yani keşke böyle bir düzenleme bir sistem getirilse. Oyun bence çok daha oyunculara bağlanır yani. Oyuncular oyuna çok daha fazla bağlanır diye düşünüyorum. Belki de planları vardır, yaparlar ama yani bugüne kadar yapılmadı. Neyse. Yani bu videonun konusu bu şekilde arkadaşlar. Taraftar mevzusunu öne aldım birazcık. Dediğim gibi kariyerde ilerlemenizi tavsiye etmiyorum. Sizin için her şey çok daha zor olacak. Yani bunu gönül rahatlığıyla uygulayabilirsiniz. Onun haricinde hani daha farklı neler söyleyebilirim hızlı gelişmek için. Etkinlik kaçırmayın, bu bir. Etkinlikten gerçekten güzel hediyeler geliyor. Etkinlik kaçırmayın. Sıralamada birinci olacak kadar maç yapın. Fazla maç yapmanızı da tavsiye etmiyorum. Ne kadar çok maç yaparsanız bir sonraki ligde de sizinle aynı sayıda maç yapan kişiler çıkabilir. Yani kıvamında bırakın arkadaşlar. Karıncayı ezin ama belini incitmeyin. Devam. Üçüncü maçımıza gireceğiz şimdi. Birazcık çok konuştum farkındayım ama idare edin ya, ne yapalım.
Evet, bir rakibimiz daha geldi. Şapkasız. Bu karakteri hatırlıyorum. Head & Shoulders reklamıyla gelmişti sanırım. Aynen. Bayağı oldu, aylar oldu. Şöyle güzel 1-0. Yani tabii mesela 40 seviye efsanevilerle oynamak çok daha keyifli, çok daha eğlenceli. Ona hiç sözüm yok ama yani sadece maç esnasında keyifli. O da her şey yolunda giderse, rakip bir sıkıntı çıkartmazsa, internet bağlantınız iyiyse, yani güzel kaliteli bir maç oluyorsa tamam keyif alırsınız ama öteki türlü hiçbir şekilde keyif alamıyorsunuz. Çünkü bir amaç yok. Yapacak bir şey kalmıyor. Oyunun size dayattığı tek bir şey var. Taraftar kas kardeşim diyor. Bol bol. E tamam kasalım da bana ne yararı var? Listeye gir, sıralamaya gir. Giremezsin ki. Öyle bir hayaliniz varsa uyandırayım arkadaşlar. Baş edemezsiniz. Hele tek başınıza var ya mümkün değil. Ne zamanınız yeter ne de paranız. Yani elimden geldiğince yeni başlayanlar için böyle faydalı olacağına inandığım şeyler söylemeye çalışıyorum. Sürçülisan edersek affola. Bu şekilde yani. Güzel 6-1 rakip maçtan çıkmayı tercih etmiyor. Oynarız biz de ne yapalım. Hiç yenilmedim ya. Yani şu seriye başladığımdan beri yaklaşık bir hafta 10 gün oldu. Yaklaşık 30-40 tane maç attım daha hiç yenilmedim arkadaşlar. Özel güç bile kullanmadım. Hepsi duruyor. Onu da söyleyeyim hani özel güçlerinizi de kullanmayın. Hani 2 seviye 3 seviye özel gücü kullanmak demek o özel gücü çöpe atmak demektir. Yükseltin, biriktirin, yükseldikten sonra kullanırsınız. En azından bir 6 seviye falan olsun yani. Çok zorda kalmadıkça tavsiye etmiyorum. Hepsi elmas çünkü onların. Güzel 9-1. Bu arada bu hesaba da hiç para yatırmadım. Az önceki maçta neden reklam çıkmadı anlamadım. Bazen çıkıyor bazen çıkmıyor. Çok enteresan ya. Bak yine çıkmadı. Hiç para yatırmayacağım arkadaşlar bu hesaba. Bakalım ne kadar ilerleyebileceğiz. Zamanla göreceğiz yani. Devam. Mesela taraftar kasmazsanız hani belki bir sıkıntısı olabilir. Şöyle bir sıkıntısı olabilir. Taraftar etkinlikleri geliyor ya. Atıyorum en sonunda mega paket veriyor. Yani ben yine de çok bir şey kaçırmayacağınız taraftarıyım. Yine de kasmadığınız zaman kazanacağınız şey daha çok olacak. Ben buna inanıyorum yani. Evet. Güzel. Şöyle 4-1. Bak boşu boşuna buzlama kullandı. Boşu boşuna güç engelleyici kullandı. Halbuki biriktirse ileride gerçekten ihtiyacını karşılayacak yani. Evet. Bu da son maçımız olsun. Ondan sonra da yavaştan videonun sonuna geliriz gibi. Bakalım. Duruma göre. 7-2. Tamam hadi birazcık doğalsın be. O kadar da şey değil yani ha. Rakiplere de yazık. Şimdi birazcık da haksızlık oluyor tabi. Yani yeni çoğu kişi yeni başlayanlar olduğu için oyun içi tecrübeleri pek fazla olmuyor. Benim gibiler hariç. Tabi birazcık üstünlüğümüz oluyor bu aşamalarda. Ha, yapacak bir şey yok. Jack kardeş. Bir de bu seriyle alakalı hani sormak istediğiniz şeyler varsa yazın arkadaşlar. Yorumlar kısmına. Yani mümkün olduğunca her yorumu okuyorum. Ondan emin olun her yorumu okuyorum. Vaktim oldukça cevap da veriyorum. Hani gördüğüm gibi anında cevap verebiliyorum müsait isem. Gel şimdi işte okullar başladı ya arkadaşlar bu dönem. İnanılmaz yoğunum inanılmaz. Dersler bir yandan 3 tane projem var onlarla uğraşıyorum bir yandan. Meymenetsiz hocalar moralimizi bozuyor. Onlarla uğraşıyorum bir yandan. Bir yandan YouTube. Yani çok fazla vaktim olmuyor. Yani ama okuyorum hepsini. Mümkün olduğunca da önemli olan şeylere dönüş yapmaya çalışıyorum. Instagram'dan da yazabilirsiniz. Neyse. Çok gevezelik yaptım. Bu videoda çok konuştuğumun farkındayım ama meramımı anlatabilmek için bunu yapmam gerekiyordu. Umuyorum ki faydalı olmuştur, keyif almışsınızdır. Lütfen rica ediyorum videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı ihmal etmeyin. Şimdilik benden bu kadar. Beni izlediğiniz için çok teşekkürler. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın.